Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seride normalde karşınıza çıkmayan, yani normal derken günlük dilde karşınıza çok çıkmayan ama sürekli şarkılarda, dizilerde, filmlerde duyduğunuz ve sizin cümleyi anlamamanıza sebep olan bu slang dediğimiz sokak jargonu içeren kelimeler, kelime grupları, cümleler. Bunları size açıklayacağım. Çünkü yani duyduğunuzu anlamanın yani iki yolu var. Bir, kelime hazneniz olabildiğince geniş olacak. İki, dinlediğiniz kişi hangi aksanla konuşuyorsa o aksanla kulağınızın aşina olması lazım. Ki dinlediğimiz şarkılar, izlediğimiz filmler vesaire genelde Amerikan aksanı. O yüzden Amerikan aksanına dair bir şey olduğu zaman da bunu size açıklayacağım. Mesela iki harf yan yana geldiğinde bir ses çıkıyor vesaire Amerikan aksanlı. Bazı iki harfler yan yana geldiğinde vesaire. Bunları da açıklayacağım size. Böylece hem kelime hazneniz gelişecek hem de aksana kulağınızın aşinalığı artacak. Ve bir süre sonra İngilizce bir video izlerken, bir YouTube videosu olsun vesaire, İngilizce olduğunu anlamayacaksınız bile. Şimdi videomuza geçelim. What up, everybody? It's Joe from Complex. We're in New York City at Stadium Goods with Pop Smoke. I gotta pull up, though. I just wanna go to the right. Evet, daha ilk 5. saniyede mi ne? Bir tane slang kullanıldı. Şimdi ne dedi Pop Smoke burada? I gotta pull up to the right game, though. Ben bunu nasıl çevirmişim? Gitmem gerek ama doğru maçı bekliyorum. Bizimkileri kaybederken görmek istemiyorum. Şimdi burada Puff Smoke gitmem gerek derken ne kullandı? Pull up. Şimdi siz nasıl öğrendiniz okulda gitmek için? Go. Değil mi? Go. Gitmem gerek. I have to go. E bu adam ne dedi? I gotta pull up. Dostlar pull up sokak dili. Yani günlük dil bile değil. Sokak dili. Bir yere gitmek anlamında. Mesela arkadaşımın evine gitmek istiyorum. Gitmem gerek. I gotta pull up to my friend's house. Veya arkadaşınızla işte telefonda konuşuyorsunuz. Diyeceksin ki gel bizim eve. Ne bileyim takılacaksınız beraber PlayStation falan oynayacaksınız. Şöyle diyebilirsin. Pull up. Pull up bu kadar. Yani gel bizim eve. Ama tabii ses tonunu iyi ayarlaman lazım. Mesela şöyle diyebilirsin. Pull up. Pull up. Anladınız mı? Yani ses tonundan anlaşılıyor ne demek istediğin. Onun dışında pull up normalde barfix demek amına koyayım. Dur. Küfresten videolarda. Pull up normalde barfix demek. Yani siz eğer bugün çeviriye yazarsanız Google çeviriye pull up barfix demek. Ama bu adamlar gel anlamında, git anlamında kullanıyorlar bunu. Evet, pull up'ı bu şekilde açıkladık. Ha bir de şundan bahsedeyim. Pull up şarkılarda genelde agresif bir anlamda kullanılıyor. Rap şarkılarında. Şöyle bir kullanım var. Pull up on somebody. Birinin bunu ben şu şekilde çeviriyorum. Bir düşmanının tamam mı? Mekanını basmak. I'm gonna pull up on him. Ondan sonra da with the silah ismi. Yani şu silahla onun mekanını basacağım. Bu şekilde kullanıyorlar rap şarkılarında pull up'ı. Yürüyerek olur, arabayla olur, fark etmez. Düşmanını bulacak, mekanını bulacak, konumunu bulacak. Gidecek onu vuracak orada. Hop, burayı tekrar sarıyorum. Evet. Pop Smoke sordu işte çocukken nerede ayakkabı alışveriş yapıyordun ve Pop Smoke'da şöyle bir cevap verdi. Little strip on the ave. Şimdi strip. Şimdi siz strip'i duyunca aklınızda %100 eminim bu adam herhalde striptiz kulübü hakkında konuşuyor geldi. Ama yine siyahi ağzı ile slang olarak dükkan strip, tamam mı? Yani zaten ben burada çeviride aklınıza canlandırabileceğiniz şekilde çeviriyorum. Bak küçük bir dükkan, tamam mı? Yani direkt
bir mağaza vardı diye de çevirebilirdim ama o strip onu gettolaştırıyor. Strip kelimesi ve küçük bir dükkan. Yani Gucci Store değil. Küçük bir dükkan. Yani aynı senin semtinde vardır ayakkabıcı. Öyle bir şey hayal et strip deyince. Ve şu dipnotu da vereyim. Şimdi dikkatinizi çekecektir. Bak. Adamın strip deyişini iyi dinleyin. Bak. Duydunuz mu? Strip diyor. S ve T yan yana geldiğinde bu siyahiler Ş sesi çıkarıyor. Mesela bak street demiyorlar. Street. Strip demiyor. Strip. Mesela silahın jargonu olan strap. Strap. Anladın mı? Ş sesi çıkarıyorlar. Bunu siz yapmayın. Gerek yok. Bu birazcık yine siyahilere özgü bir şey. Normal street. Strap, strip. Böyle demeye devam edin. Dediğim gibi bu. Siyahilere özgü. Evet, şimdi artık tahminimce bütün Türkiye'nin bildiği bir slang kullandı. You obviously dripped in designer dedi. Yani üzerindeki kıyafetler senin dripin oluyor. Buna da şu dipnot düşeyim. Drip demeyin. Bu sefer siyahilere özgü bir şey değil. Bu herkes için geçerli. Drip olacak. O D ve R yan yana geldiği için drip olacak. Drip değil. Drip diye bir şey yok. Evet, şimdi burayı açıklayalım. Pop Smoke şunu dedi. I fuck with Kobe. Şimdi ben bunu Kobe'yi severim diye çevirmiştim değil mi? İyi de bu adam fuck dedi. Fuck sikmek demek değil mi? Neden? Dur Kobe ismini değiştirelim mi? Şimdi saygısızlık olmasın buraya açıklarken. Rastgele bir isim söylüyorum. Ahmet. Tamam mı? Bu adam Ahmet'i severim dedi ama I fuck with Ahmet dedi. Şimdi bunun çevirisi Ahmet'i sikerim olması gerekmiyor mu? Neden severim? Şimdi fuck'tan sonra with geldiğinde tamam mı? With yani ile bizim bildiğimiz with. Severim, hoşlanırım anlamına geliyor. Yani direkt olarak Türkçe çevirisi şu şekilde fuck with'in. Ahmet iyi çocuk ya severim onu. Veya Aslı iyi kız ya iyi anlaşıyoruz onunla. Yani fuck'ı duyunca muhtemelen direkt Ahmet'i sikerim mi dedi bu adam. Aklınıza gelebiliyor ama fuck with biriyle iyi anlaşmak. I fuck with Kobe diyor ve Kobe'yi severim ya anlamında. Kullanıyor burayı. Evet. Bununla açıkladığımız iyi oldu. Hop. Bir başka slang daha. Low key. Low key tam olarak burada çevirdiğim gibi zaten mütevazi. Genelde low key mütevazi anlamına geliyor. Ama şu anlamı da var. Mesela şunu diyebilirsin. I low key liked her. Liked her. Veya loved her. Şöyle çevriliyor. Sanki ondan hoşlandım ya. Anladın mı? Salaktan salaktan. Sanki ondan hoşlandım ya. Böyle de bir anlamı da var. Salaktan salaktan. Azıcık azıcık. Her zaman mütevazi anlamında kullanılmıyor yani. Ama burada mesela şey diyor. Low key players yani mütevazi isimler. İlk onda olmayan mesela. LeBron James olmayan, Kobe olmayan isimler anladınız mı? Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şu anda kayda bakıyorum. 27 dakika olmuş. Bakalım size kaç dakika çıkacak video. Yani 10 dakikaya geçmemeye çalışacağım. Çünkü yani insanlar sıkılmasın bir şey öğrenirken. Evet, şimdi sizden bu videoyu izleyenlerden diyelim mi? Şimdi sizden çünkü YouTube'da bir kitlem olduğunu zannetmiyorum artık. Yani kalmamıştır muhtemelen. 7 ay ara verdikten sonra. Bu videoyu izlediysen bir sonraki videoda daha fazla mı açıklama yapayım senin için? Yani daha basit şeyleri de açıklayayım mı? Bana göre daha basit olan şeyleri de açıklayayım mı? Yoksa daha da az açıklama mı yapayım? Yani tam böyle en detay olan şeyler. Yoksa şu anki iyi mi? Yoruma bunu yaz. Tamam mı? Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere dostlar.